yedi nefes içerisinde ne olup ne kaldığını belki yedi nefese varıncaya kadar bir kimse keşfen görür ki bu kimse küfre doğru gidiyor. İşareti odur. Oraya kadar hükmeder. Yedi nefesten sonra Peygamber'e de denir ki ey Habib sen bırak şimdi bunu benimle. Bu bununla benim aramda olan muamele bana aittir şimdi. İnsan. Onun için insana Hazreti İnsan derler. İnsan Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremine mazhar olan ve Cenab-ı Hakk'ın halifesi olarak yani Cenab-ı Hakk'ı bu kevn-ü mekan içerisinde temsil edici olaraktan var edildiği cihetle bu kısa hayat zarfındaki efendim bu hayatta bulunuş hikmeti neyse o hikmet üzerine yaşatır Cenab-ı Allah sonunda huzuruna alıyor. Şimdi benimle bırak bulunu ey Habibim. Nerede şeytan buraya girecek artık? Şeytan daha önce gelir. Lakin son söz kullar için kimin zannedersin? Allah'ın mı şeytanın mı? Haşa. Şeytan kim oluyor? Şeytan kim oluyor? Kulun hakkında son söz sahibi olmaya. Kim denir sana şeytanın dediği olacak diye? Ey ahmak! Levhalarda bile yeni yazıyla Allah'ın dediği olur diyerekten yazıyor. Eyleşe değiştirelim şeytanın dediği olur. Şeytanın dediği olacak değildir. Olmamaktadır. Oluyor gibi gösterse de olmamaktadır. Allah'ın dediği olmaktadır. Döndüre dolaştıra efendim yol Allah'a çıkar. Şeytana çıkacak yol yoktur. Lakin şeytan yolda musallat oluyor. Böyle gel, şöyle gel, böyle git, şöyle gel derken efendim sonunda apışıp kalıyor. Ya biz oraya buraya eğrittik, yürüttük ama gene Allah'a çıktık. Allah'ın dediği olur. Çok kimseler şimdi bu nokta üzerinde efendim iddia ederler ilahi adaleti teraziye koymak isterler. Akılcıkları çok azdır. Anlayışları gıttır. Dört köşe kapalı veyahut futbol topu gibi boş kapalı. Ne için? İlahi adaleti tenkit etmek ister. Filanı böyle yaratmış. Filanları şöyle yaratmış. Filan yerde bu olmuş. Filan yerde şu olmuş. Cenab-ı Hakk'ın adaletini efendim tenkit etmeye uydurmaca eleştirme mi, karıştırma mı neyse. Öyle söylüyor. Çok eleştiriyorlar. Sivri akıllı bazı kimseler. Neyse onların da vücudu hikmetler. Bir şey diyemeyiz. Lakin aklı selimini kullanacaksın. Ve ilahi adaleti elbette ki aklı selim sahibi görüp bilip idrak edecek. Ve ilahi adalet elbette ki sana bu aleme gelmezden önce
ruhlar aleminde sana ata kılıp ihsan kılmış olduğu lütfumu senin hakkında gözeteceğine sen inanacaksın. Ruhu kafir olan kimse var mı? Ruhu kafir olan bir kimse yok. Ama nefsi kafir olan çok. Ruh temizdir. Binaenaleyh o ruhun gözetilmesi Cenab-ı Hakk'ın üzerindedir. Ruh haktır. Çünkü melekut alemine mensuptur. Cevher çirkefe düşmekle pis olmaz. Sahibi pırlanta yüzüğü veya bağızlığı veyahut bileziği veyahut gerdanlığı pisin içerisine düşürerekten bırakıp görünmez. Ne yapar? Onu oradan alır yıkar. Çünkü temizlenir. Pislik onun içerisine girmez. Temizdir. Cevher temiz. Lakin insana nefis verildiği için nefis insanları şuraya, buraya çeşit pislik içerisine atıyor. Lakin sen zannetme ki sonunda senin ruhun o pislikle dünyadan çıkar. Yok. Pisliği işleyen senin vücudunu toprağa emreder, senin ruhunu alır. Bütün habisliği işleyen senin vücudun toprak altına gömülür. Temiz kişilerin vücutları temizdir. Kendini temiz tutmayan kimselerin öldükten sonra kokusu çıkmaya başlar. Kokuyor. Enbiyanın vücutları kokmaz. Evliyanın vücutları kokmaz. Asırlar, binlerce seneler geçse de gül gibidir. Sana da fırsat var. Ey insan, temiz işte ol. Kendi vücudunu temiz kullan, kokmazsın. Kokmazsın. Binaenaleyh, enbiyanın ve evliyanın mübarek vücutları gül gibi toprağa gömülür, toprak cevheri eritmez. Altın çürür mü? Çürümez. Ötekiler teneke çürür. Teneke kabinindense onlar çürüyecektir. Altını toprak çürütmez. Kaç bin sene kalsa da altın yine altın çıkar. Sen de kendi hakikatini altın yap. Kalbi selim ile bu dünyadan gitmeye bak ki kalbi selim ile dünyadan giden kimse, yani altın kalp, onun vücudu çürümez. Temiz ve paktır. Kıyamet gününe çıktığı vakitinde onun vücudunun her zerresinde bir güneş parlar. Ondan belli olacak. Ötekiler yeniden icat olacak. Çürüyenleri vücutlarını yeniden icat edecek Cenab-ı Allah. Yeni vücutlarıyla gelip, lakin vücutları çürümeyen enbiya ve evliyalar vücutlarının her bir zerresinde bir güneş parlayaraktan gelecek. O kadar güneşine onların şerefine gelecek.
sana da fırsat var. Ne iş yapıyorsun? Bu işi neye ihmal edersin? İstanbul'u mu satın alacaksın? 3 metreklik evi bile satın alamayın. Neye uğraşıyorsun? Efendim, bağış topluluğu. Bağış topluluğuna bütün hayatını yiyeceğin yer, ahiretin için. O toprağı temiz yapmak için gayret etsen, o yol kapalı mı sana? Yok, açıktır. Lübüvvet ilahi taksistir. Efendim, yeni tabirle kontenjanı var onun, sayılıdır. Ondan fazla olmaz. Tamam mı? Göndermiş Cenab-ı Allah. Lakin ötekisi açıktır. Vilayet için, evliyalık için kontenjan yok. Açıktır. Kim gayret ederse veli olur. Lakin gayret etmekle peygamber olmaz. Onun için ey mümin, dikkat et. Cenab-ı Allah'ın sana bahşişi olan imanını gerçek imana döndürmeye bak. Sağlam imana döndürdüğün vakitte sen de vilayetle münhaz olursun. Cenab-ı Allah'ın vilayet tacını sen de giyersin. Veliler silsilesine sen de dahil olursun. Sen de sürmezlerden olursun. Aleme ibretle bak. Kendi halini de seyreyle. Kudret aynasında, ki kudret aynasını taşıyan, temsil eden kimseler ümmetin arasında eksik değildir. Ara sıra kendini onlara da bir check-up yaptır. Bakalım nasıldır, temiz miyiz? Temizlenenlerin yolunda mıyız? Temizlenenlerle beraber miyiz? Bir halini gör. Mühim olan odur. Yoksa bu hekimlerin check-up'ları bir şeye yaramaz. Ne kadar check-up yapsa bir gün yakasına yapışacaklar. Dünyada götürmek için. Check-up'la kimse kurtulmayın. Kendi hakikatini görmeye, anlamaya gayret et. Elbette ki bu hayat boşuna değildir. Ve her bir ellerimizin bu hayatta bir hizmeti var, bir hikmeti vardır. O hikmetle Allah'a kurbiyete, Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde etmeye gayret et. Bu sultanın manevi sofrasından bu kadar bize takdim olunmuştur. Onların maideleri, yani sofraları ilâ yevmül kıyamete kadar mevcuttur. Talip olana verirler. Onların lütfu olmuştur bize bu sözler. Elbette ki bazılarımız değil, belki hepimiz hiç işitmediğimiz bir sözleri işitmişizdir. Belki bilmediğimiz meselelerden de işitmişiz. Lakin bu maneviyattır. Ve manevi alimlerin huzuru yok. İnsanın hatası ilmi bir hududa kadar kabul edip onun ötesinde ilmi reddetmek insanın hatasıdır. Herkes bir yere kadar bilir. Lakin ondan ötesini inkar etmek gerekmez. Benim hududum buraya kadar, benim bildiğim buraya kadardır. Lakin bundan ötede de bilenler vardır. Ve fevka kulli zi ilmin alimdir. Ve her ilim sahiplerinin üzerinde başka bir ilim sahibi
bütün ilim sahiplerinin üzerinde Peygamberimizin ilmi, onun ilminin üzerinde alim olan Cenab-ı Allah'ın ezeli ebedi ilmi vardır. Allah bizi İslam'ı ve onun hakikatini anlayabilenlerden eylesin. Amin. İslam'ı yeniden anlamak lazımdır. Çünkü bizim İslamlığımız maalesef basmakalıp İslamlık olmuş. Basmakalıp İslam olduğumuz için izzet makamından zillet makamına düşürülmüşüz. İslam'ın hakikatini anlamaya doğru hareket edelim. Basmakalıp Müslümanlıkla izzet bulunmaz. Lakin İslam'ın hakikatini bildiğimiz vakitte sen kendini de bilirsin, başkalarını da takdir edebilirsin. Allah bizi affeylesin. Amin. Ve bize hakiki idrak versin. Amin. Kulluğuyla bizi şereflendirsin. Amin. Habibinin dünyada ve ahirette şan ve şerefini âli eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli seyyidina Muhammed. Amin. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala âli seyyidina İbrahim. Amin. İl alemine inneke hamidun mecid. Amin. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.